Merhaba arkadaşlar, ben Eren Uğurlu. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Ve yepyeni bir inceleme videosu. Yeni Lenovo Legion T5 26 AMR oyun bilgisayarı. Arkadaşlar ürünü itopya.com'dan aldım. Yaklaşık 11 bin lira karşılığında. Kesinlikle sponsor ürün değildir. Cuma günü sipariş verdim. Aynı gün kargo verildi ancak hafta sonu olduğundan dolayı UPS kargo. Bugün elim ulaştırdı, yani bugün pazartesi. Bugün dolar kuru 8,71 arkadaşlar. Ve o fiyat bandında bu bir kampanya üründü. Ve iyi denk gelerek aldığımı düşünüyorum. Şimdi bir kutuyu açalım hemen hızlıca. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kasayı, elektriğini bağladık ve bilgisayarı çalıştırdık. İçinde FreeDOS işletim sistemi geldi, yani içinde işletim sistemi yoktu. Kasanın yanında kutunun içinde sadece güç kaynağının elektrik kablosu çıktı. Yani sistem bir bilgisayar olduğu için bu şekilde geliyor. Ancak toplama bilgisayarlarda bildiğim kadarıyla RAM'i ve ekran kartı ayrı bir kutu içinde geliyor. Veya kargoda hasar görmesin diye öyle yapıyorlar, bir bilgim yok. Hemen kısaca bir kasayı tanıtayım. Oyun testine geçmek istiyorum. Önde 2 adet RGB fan var ve hemen üstünde Legion'un logosu var. Lenovo Legion logosu. Üstte 2 adet USB 3.1 portları ve mikrofon ve kulaklık girişi ve power tuşu. Hemen onun üst kısmında da 2 adet RGB fan görüyoruz. Ve hemen kasanın içinde 1 adet işlemcinin üstünde soğutma fanı ve hemen arkasında egzoz fanı ve hemen altında RTX 3060 ekran kartını görüyoruz. Bilgisayarın özelliklerini tekrar sayacak olursam RTX 3060 12 GB ekran kartı, 16 GB RAM, Ryzen 5 3600 işlemci var. Bakalım bu bilgisayar canavarında oyun testlerine nasıl bir FPS performansı verecek? Evet arkadaşlar, ilk oyun testim Fortnite. Fortnite'da bakalım kaç FPS verecek? Ne kadar kullanacak? İşlemcinin kullanımı, fan hızını vesaire onları açmadım. Sadece sıcaklıkları görmenizi istedim. RAM'in kullanımını görmenizi istedim. Buradaki FPS'i görmenizi istedim. Şöyle bir ayarlara bakalım, ayarlar ne durumda. FPS kısıtlamasını kaldırıyorum bu arada. FPS kısıtlamasını kaldırdığım için sonra orada 60 FPS gösterecek. Şimdi bakıyorum, Avrupa sınırındayız. Grafik ayarlarına bakıyorum. Grafik ayarlarına bulabilirsem. Hepsi destansı da. Hiç oynamıyorum. Varsayılan ayarlarla oyna diyorum. Bakalım neler olacak. Evet, bir silah araması çabası içerisindeyim. Ama kit falan çıkıyor. Beni kovalıyorlar. Ama hiç problem değil. Şu an beni kovalıyor olabilirler. Kulaklığı takmadım. Ses kasamıyorum. Neyse, tabancayla da hallederiz bu işi. Nerede? Ulan 24-7 aldım. Eyvah, uzaylılar kaçırıyor. Eyvah. Uzaylılar kaçırdı, mermim bitti. Kurtulamıyorum. Bir dakika, şöyle atsam. Atıyorlar, tamam. Evet, hemen bir canımızı ne oluyor lan? Adam beni takip ediyormuş ya. Bu Fortnite testimiz burada rezalet bir şekilde sona ersin. Evet arkadaşlar, Valorant testimize de başlıyoruz. Ana menüde gördüğünüz gibi 144 FPS gösteriyor. Ayarlardan görüntü ayarlarına hiç dokunmadım. Hepsi en yüksekte grafik kalitesi. Şunlara hiçbirine dokunmadım. Netliği arttı vesaire vesaire. Direkt oyuna bir bakalım. Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. Çok oynamıyorum Valorant'ı. Bayağıdır oynamıyorum. Çok acayip geldi bana. Bayağıdır oynamıyorum ve şu an çok acayip geldi. Ezip geçiyor. Neyse, amacımız FPS'e bakmak. Üf, neyse attık lan. Bu arada 1080p Full HD 144 Hz'de oynuyoruz.
Değerlerimiz ortada arkadaşlar. 173 FPS. 48. Lan bir sus, bir vurma ya. Bir vurma da arkadaşlarımıza da bilgisayarın değerlerini paylaşalım. Neyse, 69 derecede, 46 derecede GPU yani grafik işlemci, 140-160 FPS'ler arasında da gidip geliyoruz. RAM kullanımında 5 görünüyor. O arkadaşı bıçaklayacaktı ama izin vermedik. Biraz oynayalım Valorant'ı. Arkadaşlar açıkçası şöyle bir şey söylemek istiyorum. Valorant'ı ölüm kalım modunda deniyorlar genelde ki ben de öyle deniyorum hemen çıkabilmek için. Ama şurada bir gerçek ki Valorant'ın kendi içinde oynadığınız zaman Valorant'ta çok fazla efekt var. Yok işte gökten bir şeyler geliyor, bomba atılıyor falan. O yüzden demem o ki bu gördüklerinizin bir tık daha aşağı aslında bir FPS gösterebilir. Üç. Hadi 5 yapayım lan videoyu da. Dur heyecan yaptım. 4. Hadi video özel 5. Hadi. 5. Hadi bir de 6 video özel. 6 yaptık ama öldük. Evet bu burada Valorant'ı Fortnite'a oranla bir tane daha hesap attım. Şey bitirelim, daha iyi bitirelim. Fortnite'da çünkü rezil bir bitiriş yapmıştık. Valorant'ta bari onu da vurayım. Arkadaşlar League of Legends testi yapıyorum. League of Legends'ı hiç test etmek istemiyordum çünkü League of Legends en kötü bilgisayarda bile ortalama en kötü ihtimalle yani 70, 80, 90 FPS alabileceğiniz bir oyun. Ama yine de bir şöyle bir göstermek istedim. League of Legends'ta ise aldığımız FPS sayısı 200-250. Diğer oyunları test etmeyeceğim. Diğer oyunları da test etsem de ortalama böyle bir şey sonuç çıkacağından içiniz rahat olsun, emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu şekilde bir bilgisayar, Lenovo Legion oyun bilgisayarı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kısa ve öz video yapmak istemiştim çünkü inceleme videoları tonla var. Ancak ben size yeni videolarla, daha güzel videolarla tekrar karşınızda olacağımın sözünü veriyorum. Kendinize iyi bakın.